Bir metropolde verilen kira kadar burada tüm aylık giderlerini karşılayabilirsin. Bölgede kiralar çok yüksek değil. Ben bugün burada 5-6 bin lirayla geçindim. Baba, oynayacak mı baba? Bölgemize göçen, dışarıdan gelen insanlar adaptasyon sürecini çok kısa sürede atlatıyorlar. Evet arkadaşlar, bugün çok güzel bir bağ evine davet edildik. Güzel bir mangal yapacağız. Sabırsızlanıyorum. Yavaş yavaş eve doğru çıkalım mı? Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Umuyorum hepinizin hayatında her şey yolundadır. Bugün yeni bir oynatma listesinin ilk videosundayız. Şehirden köye göç etmiş ya da hep burada yaşayan, hikayesini sizinle paylaşabileceğimiz dostlarımızı sizlerle bir araya getirmek istiyoruz. Evet arkadaşlar, yeni hikayeler, yeni hayatlar, yeni insanlar, kurduğumuz yepyeni dostluklarla bu oynatma listemize de devam edeceğiz. Bu oynatma listesinin ilk videosunda aslında kanalımızdan yeni tanımaya başladığınız tanıdık birisi var. Tanıdık bir sima var. Bu bölüm Mücahit ve ailesini tanıyacağız. Onların köy hayatını, burada neler yaşadığını, tecrübelerini size aktaracağız. Şu anda Mücahitlerin bir bağ evindeyiz. Çok güzel doğası olan bir yerdeyiz. Birazdan çok daha güzel detaylı görüntüler paylaşacağız diye düşünüyorum. Dilerseniz sohbetimize başlayalım. Evet, ilk röportajımız burada olacak. Haydi başlayalım. Evet Mücocuğum, kanalımızdakiler seni de çok merak ediyor. Zaten yorumlardan sen de az çok takip ediyorsundur. Herkes seni bir benimsedi bizimle birlikte. Zaten bize çok fazla yardımın dokundu. Önce tekrar burada yüzüne karşı da teşekkür edelim. Bir takım sorular hazırladık. Sorular Filiz'deydi. Çalışıp da geldik. Kağıtta var. Çalışıp da geldik. Bakabilir miyim? Sorular sürpriz olsun. Bir A4. Of. Bir A4 soru var. Şimdi heyecanlanmaya başladım. Ama ondan önce seninle şeyi konuşmak istiyorum ilk. İkimiz de Sakarya'dayız ama Muğla'da tanıştık. Ben o hikayeyi ilk senden dinlemek isterim. Şimdi ben Sakarya'nın kuzey bölgesinde yaşıyorum. Deniz abiler de doğu bölgesinde yaşıyorlar. YouTube üzerinden Muratça sayesinde ben Deniz abileri tanıdım. Takip de ediyordum ama Instagram üzerinden de bir yazışmamız oldu seninle abi. Evet. O yazışmayı istinaden biz bir türlü buluşamadık. Sonrasında Ege Dayı'nın 3. organizasyonu vardı Köyceğiz'de. Oraya gittik biz. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adım yazılacak gelelim bu güzel organizasyonun kurucusuna. Evet, sizi gördüm ne kadar sevindim ya. O kadar uzun kilometreler, o kadar. Gittiğimizde sürpriz oldu, siz de oraya gelmişsiniz. Aynı gece yola çıkmışız Adapazarı'ndan. Nitekim orada tanıştık. Sakarya'da oturup Muğla'da tanıştık. Aynen. Evet yani. Sakarya'da oturup orada tanıştık. Sonrasında da daha da ilişkilerimiz pekişti yani. Evet ve şöyle bir durum vardı. Aslında Mücahit'le daha böyle sıcak ilişkiler kurulacağı ta bizim piknik tasarlamıştık ve bir türlü yapamamıştık biliyorsunuz. O piknik döneminden beri belliydi. Çünkü Mücahit o zaman işte Instagram'daki konuşmalarımızda organizasyonda yardımcı olabilirim. Ben de görev üstlenmek isterim demişti. Daha o zamandan aslında belliydi, güzel bir dostluğun temelleri atıldı. Evet, ilk soruyla başlayalım o zaman. Evet başlayalım. Mücahit, bize birazcık kendinden ve ailenden bahseder misin? Ben 1987 doğumluyum. Doğma büyüme Sakaryalıyım. İlk öğretimimi burada ilçede okudum. İlk öğretim ortaokul ve lise. Sonrasında Sakarya Üniversitesi elektrik bölümünü bitirdim. Ondan sonra üniversitede de buradaydın. Yani. Üniversitede Sakarya Üniversitesi'nde okudum. Baba esnaf olduğu için beni işte çok uzağa yollamadılar yani. Öyle bir ben de istemedim. Öyle o günkü koşullarla. İkinci öğretim okudum. Birinci sabahları, gündüzleri iş yerindeydim. Akşamları da okuldaydım. Hayatım öyle geçti yani, okul hayatım. Ticaretim içinde. Allah bağışlasın. Kızların çok tatlı Mücahit. Bize biraz kızlarından da bahseder misin? Kızlarından bahsedeyim. Dünyalar tatlısı ilk göz ağrım Zümra'm. Zümra 9 yaşında. İlkokul 4'e gidiyor. Zeren de gel bakayım Zeren. Gel. Şöyle kameraya doğru kızım. Hoppa. Gel. Zeren de 3 yaşında. Özel gereksinimi olan, çok sevdiğim,
bir kızım. Selen Down sendromlu arkadaşlar. Onun eğitimleri, rehabilitasyon olan eğitimleri için şehirden çok uzaklaşamıyoruz aslında. Şehre yakın, zaten o da avantajımızdı. Şehre yakınız ilçe olarak, 12 kilometreyiz. Rehabilitasyon merkezleri, işte gerekli eğitim aldığı diğer okullar hepsi şehirde, bir ayağımız da şehirde o yüzden. Genel olarak yaşadığınız bu özel durum hayatınızı nasıl etkiledi peki? Yani nasıl hissettiniz, ne yaptınız ilk süreçte, nasıl yol aldınız? Aslında yani bu özel durumu biz doğmadan önce biliyorduk. Eşimin hamileliğinde gerekli testlerde biz bunu öğrenmiştik. Ama eşimle ortak kararımızda kesinlikle aldırmayı düşünmedik. Ve doğuma kadar da hazırlandık aslında. Doğum sonrasında da bir takım sağlık problemleri oldu Zeren'in. İşte kalbinde, gözünde, işte bağırsaklarından ameliyat oldu 7 günlükken. Uzun bir tedavi sürecinden sonra artık eğitimlerine başladık. Yani çok aslında biz o süreçte hazırlandığımız için çok bizi nasıl söyleyeyim, negatif yönde etkilemedi yani bu durum. Hazırlamış olduk kendimizi o süreçte de. Ama Ekim'de Zeren dünyaya gelmiş. Suçlu mu? Çocuğumuzun özel durumundan dolayı şehir merkezinden çok uzaklaşamıyoruz dediniz. Peki neden şehir merkezinde değil de köydesiniz? Aslında bir iki sebep var bununla alakalı. Benim doğduğum, büyüdüğüm yer şehir merkezine de yakın. Ve etrafında birçok köyü barındıran bir ilçe. Şehir merkezine 12-13 kilometre uzaklıktayız biz. Buna bağlı olduğumuz, en azından benim bağlı olduğum, işte iş kolum var, hayvancılık, ilçeye 3 kilometre, sizin yerleştiğiniz köy. Keza şu an bulunduğumuz yer babamın köyü, bu da 7 kilometre uzaklıkta. Yani doğayla iç içe olacağımız alanlar aslında şehirden 12 kilometre uzakta olan evimize 3-5 kilometre uzaklıkta yerler. Tamamen doğanın içindeyiz. Yani şehire tabii ki Zeren'in eğitimle alakalı eğitim aldığı kurumların hepsi şehirde olduğu için burada yakınlık avantajını kullanarak kendimiz gidip geliyoruz. İşte bir gittiği kuruma servis kendi gelip alıyor. İşte diğer kurumlara biz gidip götürüyoruz. Yakın olduğu için çok şehirde yaşamayı düşünmüyoruz. Zaten doğayı seviyoruz yani. Hem şehrin içindeyiz aslında hem de doğanın içindeyiz, evet, aynı anda. Zaten diyorsun. Metropolde yaşayan insanlar anlayacaklar dedi ki 12 kilometre yani çok çok yakın zaten hani ulaşım, evet, için. Peki daha büyük, daha metropol bir şehirde yaşamayı düşündünüz mü? Sakarya değil de yani İstanbul gibi, Ankara gibi, yani farklı bir şehir metropol düşünmüş müydünüz? Şehir deneyimimiz olmadı. Kısa vadeli işte böyle gerek ticaret gerek de gezmek için gittiğimiz bir sürü şey var ama hiç yaşamak, işte orada konaklamak, tam zamanlı göçmek için bir sebep aramadık aslında. Öyle bir düşünceye de girmedik. Ege tarafında Muğla'yı seviyoruz. Bizim coğrafyamız, yeşilliğimiz, doğamız aslında oraya göre daha güzel yerler ama kontak kurduğumuz aileler var, gitmek için sebeplerimiz var. O bölgede hep göç etmek istedik ama işte gerek ticari hayatımızda gerek de işte ailevi, çocukların eğitimsel durumları vesairesi hep bizim burada kalmamızı tetikledi. Evet, Karadeniz iklimi olduğu için burası doğa itibariyle bizde çok böyle saran, çok beğendiğimiz, çok etkilendiğimiz bir yer gerçekten. Çok verimli toprakları var aynı zamanda. Evet. Yani şimdi biz bu yeşilliğin içindeyiz her zaman. Ben doğduğumdan beri hep
bu bölgede yaşadığım için alışa gelmiş durumlar aslında bu benim için. Yani bu durumun içinde olmak sizin olmanız aslında sizin olmanız kadar değil. Yani nasıl söyleyeyim onu? Bize daha tabii garip geliyor. Size daha içindesin. Daha alışırsın. Aslında güzel geliyor. Evet, daha biz özel zaten gelir. İçindeyiz veya size derken işte yeni göç edenlere veya işte metropolde yaşamış bu taraflara gelen ailelere aslında daha güzel geliyor. Biz evet. İçinde olduğumuz için de. Bir parça kanıksıyor galiba insan içinde olunca değil mi? Evet. Alışıyor yani. Alışıyor. Peki Sakarya'da bir köyde yaşamak zor mu? Sakarya'da köyde yaşamak zor mu? Yani zorlukları var mı? Yani şimdi Sakarya geniş bir alana yayılmış bir il. Hani bize 1,5 saat ötede Taraklı var. İşte ne bileyim yine keza sizin Akyazı ve ondan sonrası Hendek tarafı var. Şimdi o bölgelerde yaşamadığım için çok bilmiyorum ama hani bizim burada bu bölgede yaşadığın zaman hangi köyde yaşarsan yaşa. Söğütlü ilçesinin hangi yaklaşık emin olmamakla birlikte şimdi saymam lazım. 8-10 tane belki 11 tane köyü var. Bu köylerde yaşayan insanlar tek ulaşımla şehre inebiliyor. Yani köyden kalkan dolmuş Sakarya merkeze kadar gidiyor. Hani ulaşımsal anlamda bir zorluğu yok. Keza tüm köylerde yani market alışverişi yapabileceğiniz alanlar var. İlçe merkezine yarım saatte bir dolmuşlar zaten kalkıyor. Hı hı. O dolmuşları ilçe merkezine getiriyor. İndi bindi yaptıktan sonra da şehir merkezine gidiyor. Yani yaşam anlamında ulaşım kısmını soruyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ulaşım peki kısmı. Şunu da sorayım. Yani hastane yakın mı veyahut da hizmetler nasıl? Okullar mesela çocukların okulları var zaten. Zümra okula gidiyor. Yani evet. Okul hizmetlerinden memnun musunuz? Şimdi hastane yakın mı? İlçemize yeni bir hastane kuruluyor. Şu an inşaatı tamamlandı. Haricinde aslında her yerde olmayan bir özelliğe de sahibiz biz. 3 kilometre yanımızda bir ilçe daha var. Feriz ilçesi. Orası da nezih şirin bir ilçedir ama Söğütlü'den daha büyük bir ilçedir. O ilçede hastane var. Hani bize de 3 kilometrelik bir mesafe olduğu için aslında o ihtiyacımız bir nebze oradan gideriliyor. Eğitimsel anlamda soruyorsanız, eğitimsel anlama geçmeden önce şehirde zaten istediğiniz hastanelere de ulaşabiliyorsunuz işte 12 kilometre olunca. Peki şey hastane olmuyor. Noktası şunu soracağım. Özel yani hani klasik işte dahiliye işte ne bileyim işte çocuk hastalıkları, kadın hastalıkları gibi değil de daha böyle daha zor hastalıklar için ya da sizin özel durumunuz için sence tüm imkanlara ulaşabiliyor musunuz? Aslında üniversite hastanesi mesela Sakarya'da onkoloji, bunlar. Mesela onkoloji, özellikle evet, insan burada onkoloji gibi tedavisini devam ettirebilir. Yani yerlisi olduğun için belki konuya hakim olabilirsin. Şimdi onkoloji bölümü, yani kanser hastalıkları bölümü var. Üniversite hastanesi olduğu için aslında bütün hastalıklarla alakalı araştırma bölümler var yani araştırma hastanesi. Bizim çocuğumuzla alakalı tüm bölümler bizim her zaman ayağımızın altında olması gerekiyor. İşte Zeren'in halen daha kalp ile alakalı kontrolleri devam ediyor. Özel durumunla alakalı kalbinde bir sıkıntı vardı. Onun kontrolleri devam ediyor. Haricinde işte endokrin bölümü sürekli bizim muhatap olduğumuz bir bölüm. O değerlerini dengede tutmamız gerekiyor. Kalp olsun, göz olsun yani bütün bölümler var. Aslında yakınız yani. Gerçi bir yandan da şöyle ben kendi görüşümü de paylaşmış olayım. Yani Sakarya'nın bir de şöyle bir avantajı var ki Ankara gibi İstanbul gibi çok metropol şehirlere de aslında çok kolay ulaşılabilir bir noktadayız tam zaten. Tam ortasında ikisi. Evet tam ortadayız. Mesela yani, ben orada bir... Çok da zararlı bir şey için ulaşmak gerekirse... Orada bir parantez açayım. Yine Zeren'in doğumundan sonra bağırsaklarında bir problem olmuştu. 7 günlüktü. Bayram arifesiydi. Buradaki çocuk cerrahı izine ayrılmıştı. O gün hemen organizasyonlar yapıldı. İstanbul'da, Eskişehir'de, bunlar bize yakın olan iller olduğu için bir de Kocaeli'de hastanelerle kontak kuruldu. Kocaeli Umuttepe Hastanesi'nde çocuk cerrahının olduğu, yani bayramda olduğu ve yoğun bakım ünitesinde de boşluk olduğu öğrenilince oraya bizi sevk ettiler. Yakın olmamızın avantajı aslında. Büyük şehirlere uzak bir yerde olsaydık belki o gün sıkıntı çekebilirdik. Keza biz evimizden her gün gittik geldik de oraya. Yani 45 dakikalık bir mesafesi var baktığında buradan Umuttepe'ye gitmemizin de. Onun da yakınlığı var. Yani sağlık konusunda İstanbul'da da çok hastanelere gittik. Büyük şehirlere yakın olmamızın da aslında avantajı var. Zaten Sakarya'da büyük şehir. Bütün olanaklar var yani burada. Söğütlü'de özellikle sosyalleşebileceğimiz alanlar var mı? Yani hem kadınlar için soruyorum Melek sana hem de beyler için Mücahit'e. Yani bizim için sosyallik doğayla başlıyor aslında. Doğada olduğumuz için. Çok sosyal bir alan aramıyoruz. Yani sosyallik anlamında zaten sosyal bir aileyiz yani. Doğanın içindeyiz. Daha
Evet, Melek bir de galiba Mücahit ve gezmekten falan çok hoşlanan biri değil mi? Evet. Şehir dışına da gidiyorsunuz herhalde, evet, değil mi? Evet, daha çok şehir dışına gitmeyi seviyor. Sen nasıl vakit geçiriyorsun peki? Ne yapıyorsun? Yani Söğütlü'de mi ya da ne bileyim Sakarya merkeze mi gidiyorsunuz? Çok yakın çünkü buraya. Genelde hayatımız eğitimler olduğu için genelde Sakarya merkeze gidiyoruz ama buralarda olduğumuz zaman da parka gidiyoruz Zeren'le beraber. Bayanların aslında öyle çok vakit geçirebileceği, sosyal aktiviteler yapabileceği bir halk eğitimin açtığı kurslar var. Onun haricinde çok fazla yok. Genelde işte vaktimiz işte Zeren'i parka götürerek eğitimleriyle geçiyor dedim. Peki doğumdan itibaren yani Zeren'in özel durumuyla alakalı olan süreç seni nasıl etkiledi? Nasıl geçti? Ablasını nasıl etkiledi? Zeren'in zaten ilk hamile olduğunda öğrenmiştim Down sendromlu olduğunu. O zaman çok üzülmüştüm ama hani Down sendromlu olduğu için değil de acaba ben eğitimlerini yaptırabilecek miyim? Kızıma yetebilecek miyim? En önemlisi de o. O zamanlar çok zor geçti. Sonra tabii zamanla internetteki aileleri takip etmeye başladım. Ondan sonra benim için daha kolay oldu. Doğumdan sonra da ilk bir hafta zaten yoğun bakımda kaldı Sakarya'da. Daha sonra işte bağırsakların sorun yaşayınca ameliyat falan oldu. O zaman da çok zor geçti bizim için. Ama bu dönemde en büyük destekçim kızımdı, Zümra. Ve hala da o. Zeren'in eğitimlerinin en büyük katkısı Zümra sağlıyor. Benim yaptıramadığım çoğu şeyi o yaptırıyor. Ablasını daha çok dinliyor. En büyük etkisi bana Zümra'nın oldu. Evet, Zümra çok ilgili tatlı bir abla. Ben küçük anne gibi bir şey. Bu arada biraz önce bir Instagram sayfanız olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Down sendromuyla alakalı farkındalık yaratmak ve paylaşımlar yapmak için. Sayfanın ismini de verelim. Belki bu vesileyle ulaşabilecek aileler olur. Sizinle irtibata geçerler. Evet, çok iyi olur. Sayfamızın ismi Down Gezegeni. Down Gezegeni diye bir isim bulduk. İşte arama motorlarında böyle aileler hemen, işte biz de öyle olmuştuk çünkü. İşte arıyoruz. Kolay bulunabilir bir isim olsun istedik. Bize ulaşsınlar. Biz de yaşadığımız süreci, süreçte aldığımız kendi tecrübelerimizi anlatabilelim, onları yönlendirebilelim diye istedik. Böylelikle faydalı da işler yapıyoruz aslında sayfamızda. Var mı çok etkileşimde olduğunuz aile? Etkileşimde olduğumuz çok aile var. Hatta zaman zaman artık buluşma etkinlikleri de yapıyoruz onlarla. Haricinde sayfamızda zaten DM'den sürekli bir akış var. Bize bu konuyla alakalı sorular soran, bizim işte yönlendirdiğimiz, fayda sağlayacağını düşünebildiğimiz durumları sürekli aktarıyoruz. Sürekli özelden zaten sorular geliyor. Süpersiniz. Böyle bir etkileşim içinde olmak isteyen, etrafında ya da böyle bir durum başına gelen aileler varsa çekinmeden DM'den yazabilir. Biz de yaşadığımız bu süreçteki aldığımız tecrübeyi aktarmak adına faydalı olunabileceği bir durumu aktarmak isteriz yani. Tebrik ediyorum bunun için size. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Ben direkt başlayalım. Acık hava. Acık. Acıktık. Niye canım? Çorba verebilir miyim? Ne istiyorsun miyim? Söyler misin bana? Ne istiyorsun acık? Abi böyle hafif yerken de sohbetimize devam edelim. Burada diğer sorumuz, köyde hayat ucuz mu? Köyde doğal beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Tarhana yiyoruz şu an. Mesela şu an tarhana yiyoruz. Evet, aynen. Köyde ev yapımı. Evet, el yapımı. Ev yapımı. Kendi yapmış olduğumuz tarhana. Doğal beslendiğimizi düşünüyoruz. Çünkü yaz boyunca domates dahil, domates biraz zor oluyor bu bölgede. Domates dahil her şeyi kendi bahçemizden aslında yedik. Köyde yaşamak zor mu? Valla bana göre zor değil. Bir metropolde verilen kira kadar aslında burada tüm aylık giderlerini karşılayabilirsiniz. Tabii onu da soracağım. Yani köyde yaşamak, mesela bu köyde yaşamak için bir ailenin, 4 kişilik bir ailenin ne kadar para kazanması lazım? Yani ya şimdi, da bir taşınırken bir birikimi gerekir mi yani? Nedir aşağı yukarı burada yaşamanın? Ya aslında metropolde, büyük şehirlerde alışa gelmiş durumlar burada yok. Kiralık ev tuttuğunuz zaman burada hani öyle depozitolar, işte aylık aidatlar, evet, vesaire hiçbir şey yok. Evet. Şimdi duyuyoruz İstanbul'da işte ev kirası kadar aidat veriyoruz, işte şu kadar depozitolar verildi, hani bizim alışa geldiğimiz bir durum değil. Ya onu söyleyebilirim. Aidat ödüyorduk çünkü biz İstanbul'dayken otururken. Evet. Buraya geldiğimizden beri aidat ödemiyoruz. O gerçekten çok güzel bir artı. Yani aslında dediğiniz gibi öyle bir bizim için artı olan bir durum yok. Çünkü zaten başından beri öyle yaşıyoruz. Evet. Haricinde burada
evi kirada olmayan bir kişi böyle hani çok büyük bir bahçesi de olmasına gerek yok. Zaten komşuluk ilişkileri iyi olduğu için yani ben eve çıkarken akşam mesela ilçede oturduğumuz eve merdivenine bakıyorum. Bir gün bir bakıyorum işte salatalık var bir poşet. Bir gün bir bakıyorum işte kabak var. Yan komşu getirmiş koymuş. Hani bir gün arka balkona çıkıyorum bakıyorum balkona bakan avluda bir poşet asıldı. Bakıyorum poşette işte domatesler vesaire var. Öbürkü komşu oraya asmış. Hani alın diye. Çok ekip biçmeden bile sebzeye falan para verecek. Komşularınız ekiyor zaten. Aynen, oradan alabilirsiniz. Peki ne kadar bir para gerekiyor yaşamak için? Mesela bu köyde yaşamak için. Burası çünkü sonuçta İstanbul'un arka bahçesi. Sen söylemiştin bana evet. bunu. Evet. evet. İstanbul'un arka bahçesinde yaşamak için 4 kişilik bir ailenin aylık harcaması ne kadar olabilir? Yani ortalama ne olur? Ya şimdi aslında ortalama kirayı bilsek büyük ölçüde çıkacak yani. Baştan şunu söyleyeyim. Evet. Bölgede kiralar çok yüksek değil. Büyük şehirlerde verilen aidatlardan bir tık daha belki de aşağıda kira bedelleri var. Hani bugün ortalama 1000-1500 lira arası 3 artı 1 doğal gazlı kiralık daireler var ilçede. Haricinde bu 2000 liralık mantıda bile olsa yakıt giderleri, elektrik, su vesaireyi de içine kattığımızda ya bugün hani ben tüm hayatımı bahçemde geçireceğim işte çok uçuk belki gelebilir ama ben bugün burada 5-6 bin lirayla geçinirim. Baba, 5-6 bin lirayla geçinirim. Kira dahil 5-6 bin lirayla geçinirim. Tabii masraflar her şey uçtu ülkede yani bunu kenara koyuyorum. Her attığımız adım 100 lira. Bugün sokağa çıkıyorsun 100 lira 200 lira harcayabiliyorsun artık. Komik kaldı artık o rakamlar ama hani ben bahçemde vakit geçireceğim. Minimal bir hayat yaşayacağım diyenler için 5-6 bin lira bir dilim yeter yani. 5-6 bin lira. Ama Adapazarı'na gidelim gelelim bugün. Hiçbir işimiz de olmasın. Bugün 2-300 lira yeriz zaten. Evet. Hani öyle bir hayattan bahsediyorum. Biraz yaşam tarzıyla alakalı. Yaşam her şey minimal öyle. Olursa 5-6 yani. Bin lira bir aile için yeterli diyorsun. Bugün 15 bin lira da yetmeyebilir. Yaşam tabii. tarzına göre değişebilir. Ama minimal bir hayat yaşayacağım diyorsan o bantta gidebilir yani. Peki abi burada hemen o zaman değil mi akabinde tabii şunu öyle. Soralım Filiz. Köyde para kazanmak için ne yapılabilir? Mesela bizim gibi dışarıdan gelen insanlar ya da sizin gibi buradan gitmemiş insanlar. Şimdi senin gene babadan kalma bir iş vardı. Ama mesela bunun olmadığını düşünürsek. Yani ama burada aç kalınmaz yani. Burada bir şekilde tarımsal faaliyetlerde bir görev alınabilir. Haricinde köylerde işte hayvancılıkla alakalı işte ne bileyim yumurta ne bileyim 100 tane tavuk yap yumurtasını sat bugün giderlerin köy yaşantında giderilir yani. Pazar ucuz hani böyle büyük metropollerdeki gibi çok ürünler pahalı değil. Mevsimine göre olan ürünler bölgenin en yani bölge demeyeyim bugün lüks şehirlere göre daha ucuz ürünler alınabiliyor yani. Mevsimlik ürünler. Bir de bir daha önceki bir önceki videoda Mücahit'in eşliğinde gittiğin o köy sohbeti, köy kıraathanesi sohbetlerinde şey demişlerdi. Sanayide çok yakın aslında. Burada galiba köyün gençleri çok fazla sanayide de çalışıyor demişti. Aslında sanayileşme de var herhalde. Sanayileşme de var tabii ki. Yani şimdi bizim zaten bulunduğumuz yerde Sakarya'nın 3. organize sanayi var. Yani burada zaten kurumsal kimlikli ülkece bilinen markaların olduğu firmalar da var. Bölge köylerden çalışan yeni nesil gençler zaten orada çalışıyor. Haricinde yeni kurulacak olan şu anki bulunduğumuz yerin biraz daha kuzey tarafında yeni organizeler de var. Şu an istimlakları yapılıyor. Yani belki burası bir 20 sene sonra bu bölge 20 sene sonra yatırım amaçlı bir şeyler düşünenler için de çok uçucu bir değerli yerler olacak. Değerler artacak. Aynen. O zaman benim anladığım şey şu, istiyorsa buraya gelip tarım vesaire yapabilir, hayvancılık yapabilir. Bununla ilgili işler yapabilir. Ya da burada zaten hali hazırda olan işler var. Organize evet. sanayi gibi ya da şehir çok yakın. Hani şehirde olabilecek işler gibi. Burada bir şekilde çalışıp
kendisi de köyde yaşayabilir diyebiliriz yani. Aynen öyle yaşayan aileler var zaten göç edip de. Şimdi buraya göç iki türlü oluyor. Ya tam zamanlı göç edenler var. Bu tam zamanlı göç eden aileler bir şekilde haneden bir kişi sigortalı bir fabrika işinde çalışıyor. Geri kalanlar bahçe yapıyor işte. Bu şekilde geçimlerini sağlıyor. Haricinde bölge İstanbul'un arka bahçesi olduğu için yarı zamanlı konaklamalı göçler de var. Yani İstanbul tarafından 6 ay burada kalıyor, 6 ay orada kalıyor. Ya da hafta sonları. 2 gün yani 2 gün için İstanbul'dan buraya gelinebiliyor artık. İstanbul'da bir semtten bir semte artık 1 saat, 1,5 saat yol sürdüğü için 2 saat buradan Kuzey Marmara, İstanbul. Kuzey Marmara yoluna girdikleri zaman gişeler zaten bizim ilçemize 5 kilometre. İstanbul'dan girdiği takdirde zaten 1 saatte buradaki gişelere geliyor. Peki abi şöyle bir soru soralım bundan sonra. Sence köyde yaşamak için kimler uygun? Yani hangi insanlar böyle bir hayatı seçerse daha mutlu olur? Ya da tam zamanlı değil ama demin dedin ya yarı zamanlı yaşayabilir. Kimler yarı zamanlı böyle bir hayat yaşayabilirler? Abi şimdi bu soruya bir sürü başlıkla cevaplar verilebilir aslında. Yarı zamanlı olanlar İstanbul'da o şehrin engamesinden artık sıkılıp da hafta sonları kendini boşa atmak isteyenler, işleri devam eden böyle yarı zamanlı köy hayatı ya da doğal hayat yaşamak isteyenler. Aynen. Yani büyük şehirden kopamayıp da bu hayatı yaşamak isteyenler yarı zamanlı. Bölge İstanbul'a yakın olduğu için burada seçebiliyorlar. Tam zamanlı olanlar da işte emekli olmuş, artık çoluk çocuğunu evlendirmiş. Bölgede işte benim çok tanıdığım insan var mesela. Çocuğu İstanbul'da memuriyet hayatı var. Zaten kendileri İstanbul'da yaşıyorlar. Bölgede bir yer alıyorlar burada. Aldıkları yere işte müstakil bir ev yapıyorlar. Sonrasında da çocuklarına da yakın olmak istiyorlar tabii. Çocukları da hafta sonları bu sefer ebeveynlerini görmeye geliyor buraya. Yani aslında İstanbul'un yakın olması bir avantaj bölge için. Aynı zamanda tabii bizim gibi uzaktan çalışan insanlar için de tam zamanlı İnternet köy hayatına geçiş değil mi? Yani uygun. Bizim için de uygun. Bizim gibi aileler için de uygun. İstedikten sonra her şey neden, mümkün. Neden olmasın? Mücevizi saymadı bak ama mesela. Abi sizin uzak... Emekli sayılırız. Ya uzaktan çalışmanın her yerde aslında. Evet. Sıkıntısı yok. Bugün Muğla'ya taşınmış olsaydınız oradan da uzaktan çalışabiliyordunuz. Tabii İstanbul'da ticaret yaptığınız ham maddeleri, satacağınız ürünleri İstanbul'da temin ettiğiniz için evet. İşte buraya temini konusunda biraz daha uyguna mal edebilirsiniz. O avantajınız olabilir tabii. Peki abi şey soracağım. Böyle hiç çevrende köye göç hayali kurup köye göçüp mutsuz olan var mı? Abi çevremde köye, buraya gelen mutsuz ben görmedim ya. Çünkü birkaç aile tanıyorsun. Bana söyledin. Yani biliyorum onlarla da inşallah böyle güzel söyleşiler yapacağız. Ya benim arkadaşım var. Arkadaşlığımızı da burada kurduk aslında. İstanbul'da çocuk gemi mühendisi. Halen daha aktif bir görevi var orada. Çizim yapıyor. Taşındı buraya. Bir çiftlik kiraladı. İşte yumurta, tavuk, kuzu. Her şey var. Hafta sonunda gidiyor İstanbul'da. İşte cuma günü gidiyor işlerini görüyor. Atlıyor geliyor. Peki Müco, göçenler içinde böyle siz şimdi daha dışarıdan görebiliyorsunuz. Hani böyle artıları eksileri neler sence? Hani böyle göçenlerin ne gibi bir artısı oluyor ya da ne gibi bir eksisi oluyor? İlk önce şunu söyleyeyim. Bölgemizin bölgemize göçen dışarıdan gelen insanlar adaptasyon sürecini çok kısa sürede atlatıyorlar burada. Yani ben herkes için aktif bir rol oynamıyorum. Bu sadece böyle bizim için değil. Sizin için de yani gelen çabuk hızlı bir şekilde adapt aslında kendine bir uyduruyor. Ortam kurabiliyor, çevre edinebiliyor. Biraz da o kısmı aslında göç edenler için iyi bir şey. Öyle yok Mücahit, sözünü vereceksin. Şimdi Marmara'da kurarsak insanların kaynaşma sürecinde daha aktif rol almamız gerekiyor hepimizin. Ben orada şeyim. Baş eleman sensin. Sıkıntı yok yani orada. Şimdi gelen insanlarla buradaki insanlar arasındaki o köprüyü kuracak bence en baştaki adam sensin. Ya abi, burada gelen zaten bir istekle geliyor da yani karşılayan kişinin biraz sıcak karşılaması gerekiyor. Yani biz de yakın zamanda gelmiş olduğumuz için bu tecrübeyi böyle paylaşabilirim. Yani biz artık yerli konumuna geçersek
yeni gelen insanları bizim sıcak karşılamamız gerekiyor. Onlar zaten bir hevesle, bir umutla gelecekler. İnşallah yani biz de elimizden geleni yaparız tabii. YouTube'daki videoların köydeki arsa fiyatlarını etkilediğini düşünüyor musun Mücahit? Böyle bir algı var sanki. Yani şimdi biz geldik ya mesela buraya. Yani biz video çekiyoruz. Buradaki arsalar birden çok mu kıymetleniyor? Senin bu konudaki görüşün... Abi aslında bölgede arazi fiyatları taslak halinde belli. Hani bir bölgenin geçer fiyatı var. Yani bunu YouTube kanalı ne kadar etkileyebilir? Tabii etkilediği bir ölçek olabilir ama. Bir yer satılıyor mesela. O satılan yer bugün satıldı değer güzel bir fiyatsa yandaki komşu hemen ona teşvik, ona göre o fiyatı ayarlayabiliyor. Hani bunun içinde YouTube'da da tanıtıldıkça böyle gelen fiyatların yükseltisi varsa olabilir bilmiyorum. Ama çok olacağını da zannetmiyorum. Ya bizde de şu çok oluyor mesela. Aa ne kadar güzelmiş, ne kadar güzel bir yerdesiniz. İşte cennet gibi, yemyeşil diye bir aslında şey ilgi alaka oluşuyor. Tamam. O zaman kızan da oluyor. Çekiyorsunuz fiyatlarını yükselteceksiniz. Çekmeyin. Bize birkaç tepki almıştık. Kiralık ev fiyatı falan da soran çok oluyor mesela videolarda. Hani çok güzel oralar, işte kiralar nasıl orada diye. Aslında birçok soruya bu videoyla cevap vermiş oluyoruz. Bu vesileyle. Peki Mücü, köye göç, köyde yaşamak böyle romantik bir şey mi? Yoksa yeni bir moda mı? Yoksa bir gereklilik mi? Hani artık sen bunu nasıl görüyorsun? Veyahut da gelenlerden gördüğün şey ne? Hani bir romantiklik sonucu mu geliyor? Geleceğim işte ben böyle bir kalkacağım sabah çime işte çıplak ayak basacağım gibi bir şey mi yaşıyor? Yoksa ya artık şehir çok pahalandı. Ben o yüzden geleceğim işte burada daha ucuz bir hayat mı yaşayacağım diyor. Yoksa hani böyle bir moda var artık herkes gidiyor ya ben de bunun bir tarafından başlayayım mı diyor. Sana göre buradaki köye göç edenlerin, çünkü tanıyorum dedim birkaç ailede, sebepleri ne? Aslında şöyle cevap vereyim. Bir moda olduğunu düşünmüyorum. Benim ticari faaliyetlerimden birisi de yöresel ürünler ticareti yapıyoruz. Kendi üretmiş olduğumuz yöresel ürünlerin bir pazarlama ağımız var. Onun da bir Instagram sayfası var. Adı neydi abi? Onu da o Instagram sayfamız da bizim yöresel sayfam 3M Doğa Çiftlik. Hı hı. 3M Doğa Çiftlik kısmı yeni girmiş olduğumuz hayvancılık işi. Orada da işte ileride et ve süt ürünleri de o ticari yapımızın içine girebilir. Yöresel sayfam 3M Doğa Çiftlik. İstanbul'a ve büyük şehirlere bizim üretmiş olduğumuz yöresel ürünleri çok sattığımız için son yıllarda pandeminin bir tık öncesi ve o alevlenme, harlama aslında pandemiyle birlikte başladı. Tamamen doğal ürünler aranma olasılığı daha çok yükseldi. Yani benim her gittiğim yerde benim üretmiş olduğum ürünlerin haricinde yeni bir ürün soran olmaya başladı. Ya şu da var mı? İşte bunu da yapıyor musunuz? Bunu da yapıyor musunuz? Doğala gitmeye başlayınca tüketimler, gıda tüketimleri köye göçün onun bir etkisi olmuş olabilir yani köye göç kısmında. O doğal beslenmenin bir etkisi olmuş olabilir. Peki köyde yaşayan, burada doğmuş büyümüş, burayı çok iyi bilen biri olarak köye göçmek isteyenlere nasıl tavsiyelerde bulunabilirsin? Hani ne demek istersin? Mesela bir 50-60 bin lira paran olsun yanında onunla mı gel? Yoksa ne bileyim burada bir iş ayarlı onunla mı gel? Bir iş kur öyle mi gel? Hani nasıl gelebilir mesela buraya? Ya şimdi bölgeye buralara göç etmek isteyenlerin zaten ya yapmış olduğu bir part-time yapmış olduğu bir ticareti vardır. Ya da emeklidir. Ya da kira gelirleri vardır. Bir takım bir gelire sahiptir zaten. Öyle düşünüyorum. Öyle olduğu zaman gelmelerinde bir problem yok. Yani bugün emekli maaşı alan birisi burada rahatlıkla yaşayabilir. Rahatlıkla yaşayabilir. Minimal bir hayat sürerse yaşayabilir. Ya da yaşayabilir. İstanbul'da o zaman bir evi olup kiraya veren bir insan da o kirayla burada çok rahat yaşayabilir. Çok rahat demesek de minimal bir hayat yaşayabilir. Yani onun sınırı yok biliyorsun yani. Yaşam tarzının, isteklerin bir sınırı yok. Bu her yerde aynı. Ama ben burada yaşayacağım dersen çok o kalıplaşmış giderlerin bazıları burada yok işte. İşte aidat gibi ne bileyim. Kira yükseltisi gibi kalıplaşmış giderler yok. Bu arada arkadaşlar çocuklar izin vermiyor bol bol. Hanımlar masadan kalkıp çocuklara ya Murat Deniz
ya Zeren ya Mia bir şekilde hep değil mi abi bugün evet. ilgi istiyorlar hep üstlerinde ilgi. O yüzden böyle biraz kopuk kopuk oluyor kusura bakmayın. Bu arada balık da çok güzel olmuş eline sağlık. Gerçekten afiyet olsun çok abi. Lezzetli olmuş. Abi afiyet şeker olsun. Evet yavaş yavaş sona doğru gelirken son görüşlerinizi, son fikirlerinizi alayım. Söylemek istedikleriniz var mı? Yani bu bölgede yaşamak kolay. Neden kolay? Öncelikle o komşuluk ilişkileri çok iyi olduğu için herhangi bir manevi sıkıntıda ya da maddi sıkıntıda da herkes birbirine yardımcı olabiliyor. Herkes destek oluyor. İşte gece bir herhangi bir müşkül duruma düşsem, bir hastalık olsa, bir şey olsa komşular yardım edebiliyor. Herkes herkesi tanıyor. O gün kahve sohbetinde de gördün abi hemen yeni tanışmış olduğun komşuların 3 tavuk ben verdim. Hani bu tip işler olduğu için o kaynaşmadan ötürü yani burada yaşam kolay gidiyor ya. Şimdi ben biliyorum abi ama bir de izleyenler için tam soralım. Zeren'le ilgili aslında senin kafanda bir YouTube planı da var. Abi var. Biraz onu açarsan yani Zeren şimdi bir ön şey olsun insanlara. Şimdi iki tane sebep var aslında. Birincisi Zeren'in olmuş olduğu durum. Bu konuyla alakalı farkındalık yaratmak amaçlı. Biz bir YouTube kanalı açmak istiyorduk. Uzun zamandan beri. Keza diğer özel gereksinim taşıyan bireyler için de bunu barındırmak istiyoruz içerisinde. Haricinde zaten renkli bir aile olduğumuz için, biraz çok gezenti olduğumuz için orada hani hem kendi hayatımızla alakalı içerikler hem de Zeren'in eğitimsel durumları, işte Down sendromu, otizm gibi durumu olan şeylerin bunların farkındalık yaratmak için. Yani biraz bir aslında şu hem farkındalık hem başına böyle bir şey gelen bir ailenin. Sen dedin ya biz ilk başta bir hemen internetten aradık bir şey yaptık ama çok bilgiye de ulaşamadık. Evet. Aslında sizin o ulaşamadığınız bilgileri ulaşmak isteyen insanlara vermek istiyorsunuz. Birinci sebep bu. İkincisi de şundan çok muzdaribiz ve aileler de çok muzdarip. Bu tür bizim gibi olan aileler de bu konudan muzdarip biliyoruz. Çünkü çok aileyle kontak halindeyiz. Yani bu bir hastalık değil. Bu genetik bir durum. Yani bunun bir tedavisi yok. Yarın geçecek bir durumu da yok. Yani sokakta biz Zeren'le yürürken başımıza çok o tip durumlar geliyor. Aa işte geçmiş olsun. Geçer kızım, geçer oğlum. Yani Allah şifa versin. Bu tip bir durum değil yani. Tabii ki Allah herkese şifa versin ama genetik bir durum olduğu için bir hastalık değil. Bunu bilmeyen bir sürü birey var. Aslında biz biraz da bunun farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Biz de o konuda destek olabildiğimiz kadar Mücahit'e hem videolarında hem çekiminde hem düzenlenmesinde hem kurgulanmasında hem de yüklenmesinde yapabileceğimiz ne varsa zaten destek olacağız. Onu da ayrıca zaten Mücahit'le hep konuşuyoruz. Teşekkür ederiz. Abi biz teşekkür ederiz sana. Yani değil mi bizim burada hayatımızı çok... Yeter ki böyle bir konuda faydamız olsun yani. Kolaylaştırdın. Umarım bizim de sana bir faydamız dokunur. Yani biz burada zor bir süreç yaşıyorduk aslında. Sen hani konunun tam olarak hakimisin. Neler olduğunu biliyorsun. Hep diyoruz söylenebilen şeyler var, söylenemeyen şeyler var. Sen bizim o süreçte değil mi, çok güzel yanımızda olup aslında bizi o süreçten böyle tutup çıkartan ellerden biri oldun bizim yok için. Yok ya o kadar bir şey. Öyle oldu yani. Öyle oldu yani. Öyle oldu. Şimdi onun şeyi yok. Onun için çok teşekkür ederiz. Çünkü, biz de destek olabileceğimiz her tür konuda zaten. Evet ya o manevi bir çok önemliydi. Elimizden gelen desteği hani seve seve bu arada, yaparız. Sen istemesen de yapmaya çalışırız öyle diyeyim. Bu arada yani zaten sen ve ailen aynı zamanda Melek de benim için yani hayatımızın kritik bir döneminde hayatımıza girerek biraz daha katlanır hale getirdiniz bizim evet. için bir şeyleri öyle söyleyeyim. Ama siz bunu yapmamış olsanız da çıktığınız yol özellikle bu farkındalıkla alakalı konu gerçekten hassas bir konu. Hani bu olmasaydı da biz yine tabii, elimizden tabii, geleni tabii. yapardık bunun için. Çünkü özellikle bir yardımlaşma, bilgi aktarımı ile alakalı bir platform olduğu için gerçekten ben hani neresinden dahil olabilirsem çok memnun olurum. Yani yapabileceğim ne olursa. O zaman videomuzu şimdilik burada kapatalım. Biz daha çayımızı içeceğiz. Buradayız. Sohbet edeceğiz. Evet. Çocuklarla biraz daha fazla ilgilenmemiz gerekiyor. Evet. Yaramazlar çok fazla durmuyor. Yani arkadaşlar ben de bir şeyler söyleyeyim.
sonra videoyu kapatmadan evvel. Tabii buyur abi. Yani biz bu bölgede yaşıyoruz. Bu bölgeyle alakalı merak edilen ne varsa her konuda herkese destek olmaya biz hazırız. Yeter ki güzel insanlarla tanışalım. Güzel insanlarla frekanslarımız. Güzel komşularımız olsun. Komşularımız olsun. Gerek bizim Instagram hesaplarımız üzerinden DM'den bize her sorulan soruya cevap vermeye hazırız. Hangi konu olursa olsun, yani buraya yerleşmek isteyen olur. Buralardan bir yerler almak isteyen olur. İşte ne bileyim, kiraya gelmek isteyen olur. Ev almak isteyen olur, arazi almak isteyen olur. Bizim çevremizde sahibinden düşmeyen ama bizim bildiğimiz bu bölgede, köylerde, bu civarda satılık yerler olur. Bu konuda da onları biz birleştiririz, görüştürürüz, beğendiririz. Öyle bir destek oluruz yani. Bunu gönülden söylüyorum. Yani şöyle bir şey var, tekrar oraya gelelim. Mesela bizim şu an oturduğumuz ev, mesela Dursun abi bizim ev sahibimiz şu anki. Kendi evi kiralamayı bile düşünmüyordu. Sağ olsun aralara birilerini soktular ve biz bir şekilde evi kiraladık, ama evi kiralasa da hayatta böyle ilan sitelerine ilan verip de o evi kiralayacak birisi değildi. Daha çok böyle eş dost, işte etraftan birileriyle bir şekilde bir yere, birilerine ulaşıp kiraya verirdi. Burada o tip yerleri Mücahit gayet güzel buluyor. Yani daha doğrusu Mücahit'i buluyor. Yani burada yaşadığımız için aslında öyle oluyor. Yani bundan bir evre sonra sizin de böyle, size de denk gelecek yerler olacaktır. Bu komşuluk ilişkileri iyi olduğu için çevrede bulunabilir hale geliyor. Biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız yani. Yeter ki köye göç anlamında gerçekten gönlü güzel ve gönlü buraları böyle isteyen insanlar yerleri olsun. İsteyen insanlar olsun. Sona doğru yaklaşırken Melek, bir de senden son sözlerin var mı? Son söylemek istediğin bir şeyler var mı? Onları alalım. İyi ki sizi tanıdık. İyi ki böyle. Çok teşekkür ederiz. İyi ki böyle bir aileye beraber olduk. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız bugün. Çok sağ olun. Evet, şimdi ufak ufak aslında videomuzu kapayalım. Bu bizim ilk bir aileyle aslında böyle hafif röportaj gibi bir sohbet videomuz oldu. Ama bundan sonra özellikle bu çevrede başlayarak sonra gittikçe diğer il ve ilçelere de yayılarak devam eden bir aslında röportaj serimiz başlayacak. Evet. Umarız hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Diğer röportaj serilerini de merakla beklemenizi tavsiye ediyorum. Biz sohbetimize birazcık daha devam edelim. Hava kararmaya başladı. Artık kayıt zannediyorum devam edemeyecek. O yüzden bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Arkadaşlar diğer videolarda görüşene kadar hoşçakalın. 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 Uzağa gitmeyin ama çocuklar, içeri gelin. Zeren gel buraya, dışarı gitmeyin. Gel Mia içeri. Zeren. Ablası kapıyor. Zeren. Gel. Mücocuğum, şimdi senin ve ailenin böyle cevaplayacağı aslında bazı sorular hazırladık biz dün Filiz'le. Değil mi? Ufak. Ben bütün her şeyi benim cevapsız şeyim yok abi. İstediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Şimdi ufak ufak o cevaplara başlayacağız ama önce hiç sorulara başlamadan önce arkadaşlarla da bir tanıştık. Şöyle balıklarla da. Bunlar arkadaşlar şeyden Karadeniz sahili, Karasu'ya çok yakınız biz. Karasu'da limanda arkadaşlarımız var. Zaman zaman arıyorlar. Güzel balık çıktığı zaman biz de gidip alıyoruz. Ben de gittim oraya, balık aldım. Şimdi bugün onları afiyetle. Bağ evinde bir balık partisi vereceğiz. Ay, duramıyorum ya ayakta. Zeren. Aşkım. Sarı güzel. Mia öp bakalım arkadaşı. Sarıl bir şöyle. Ay bana mı sarıldı? Oh Zeren. Ağlamak yok. Bak numaradan düşüyor. Oh.